2 haftada kilo vermenin 15 kolay yolu. İş yerinde stres, abur cubur yemek ve az uyku hayalinizdeki vücuda ulaşmanızı engeller ve işleri daha da kötüleştirir. Ama kilo vermek her zaman sıkı diyetler ve yorucu antrenmanlar demek değildir. Sadece 2 haftada fazla kilonun bir bölümünü vermenize yardımcı olacak birçok tüyo var. Bugünün videosunda sizinle karnınızdaki fazla yağlardan kurtulmanıza yardım edecek 15 ipucu paylaşacağız. Birçok insanın bu püf noktalarından haberi bile yoktur. Başlamadan önce abone ol düğmesine basmayı ihmal etmeyin ve küçük bildirim zilini çalın. Artık Olumlu Bak dünyasında her gün paylaşılan önemli videoların hiçbirini kaçırmayacaksınız. 15 numara. Şekerli içeceklerden uzak durun. Tatlı kriziniz tuttuğunda genellikle bir kutu gazozu veya meyve suyunu kafaya dikmenin cazibesine kapılırsınız. Bununla birlikte eğer kilo vermeye kararlıysanız bu tatlı düşkünlüğü son bulmak zorunda. Harvard Toplum Sağlığı Fakültesi'nin beslenme bölümü doktorlarınca şekerli içecekler içmenin fazla kilolu ve obez olmaya katkısı olduğu kanıtlandı. 14 numara, yeşil çay için. Daha fazla yağ yakmak mı istiyorsunuz? Maastricht Üniversitesi'nden Dr. Margaret Westertrip-Plantenga'ya göre kateşin denilen yağ yakma gücünü artıran antioksidanlarla dolu olduğu için yeşil çay içmek size yardımcı olabilir. 13 numara. Sağlıksız yiyecekleri saklayın. Bu kuralı sağlıksız yiyeceklere uygulayın. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Ohio Eyalet Üniversitesi bilim insanlarının bir çalışmasına göre erişebildiğiniz mesafede olduğunda sağlıksız atıştırmalıkları canınız daha çok çekiyor. Bu bulgu Cornell Üniversitesi doktorları ve Finlandiya'daki VTT Teknik Araştırma Merkezi'nin araştırılmasında da yinelendi. Sağlıksız yiyecekleri dolapta tutun, tezgah üzerinde değil. Atıştırmaya engel olamıyorsanız bir kase meyve gibi daha sağlıklı seçeneklere geçebilirsiniz. 12 numara, dişlerinizi daha sık fırçalayın. Diş fırçalamak sadece dişlerinizi temizlemez. Eğer gün içinde fırçalarsanız, fazla kilolara karşı olan savaşınızda da size yardımcı olur. Kore Katolik Üniversitesi ve Kore Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma projesinde 15 bin kadar kişi yer aldı. Araştırma, diş fırçalamayla kilo verme arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi. Diş macunu ağzınızdaki artık yemekleri temizler ve algılayıcı sinirlerle iletişimi keser. Beynimiz, öğle yemeği bitti diyen bir mesaj alır. 11 numara, daha çok gülün. Bu bir şaka değil. İçten gelen bir kahkaha özellikle karın kasları gibi farklı kaslarda işin içinde olduğu için yürürken harcadığınıza yakın miktarda enerji harcar. Vanderbilt Üniversitesi tıp bölümündeki bir grup araştırmacı tarafından toplanan veri günde 10-15 dakika kadar kahkaha atmanın 10-40 kalori yaktığını gösterdi. Yani size daha fazla komedi programı seyretmenizi öneriyoruz. Hali hazırda seyrettiğiniz komedi programlarına yeterince gülemiyor musunuz? Bu durumda bir kahkaha yogası kulübüne üye olun. Bu gülünecek bir durum değil. An itibariyle dünya çapında 6000 kadar grup var. Kahkaha gerçekten de en iyi ilaç. 10 numara, daha fazla su için. Yeterince su içmenin yağ yakma sürecini hızlandırdığı bize defalarca anlatıldı. Eğer ikna olmadıysanız Humboldt Üniversitesi ve İnsan Beslenmesi Alman Enstitüsü'nden bir grup bilim insanı bu konuyu araştırdı. Çalışmalarına katılanlardan 2 büyük bardak su içmelerini istediler. Sonuçta metabolizmaları %30 daha hızlı ve etkili hale geldi. Bilim insanları günde 1,5 litre daha fazla su içerek bir insanın yılda aşağı yukarı 17.400 kalori yakabileceğini belirttiler. Yani yaklaşık 2 kilogram. 9 numara, 2,5 dakika kuralına uyun. Bu kuralı Colorado Eyalet Üniversitesi ve Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Kampüsü'ndeki bilim insanları belirledi. Sprint aralığı eğitimi diye adlandırılıyor ve her gün 2,5 dakika yoğun egzersiz yapmayı gerektiriyor. Durum şu ki bir çalışma sırasında 5-30 saniye ağır egzersiz, mesela bisiklet sürerken veya koşu bandında koşarken hızlanmayı 4 dakikalık aralarla yapmak metabolizmanızı hızlandırır ve fazladan 200 kalori yakarsınız. Yüksek yoğunluklu egzersizler deneyin ve her zaman daha fazla yağ yakmak için elinizden geleni yapın. 8 numara, daha az ama daha sık yiyin. Çok basit, sık sık yediğinizde vücudunuza yağları biriktirmesine gerek olmadığını bildiriyorsunuz. Bir öğünü kaçırdığımızda tam tersi bir sinyal göndeririz ve daha fazla yemeye eğilimli oluruz. Toronto Üniversitesi Beslenme Bilimlerinin araştırmasına göre az ve sık yemek kolesterol seviyesini %15 ve insülin seviyesini neredeyse %28 azaltır. İnsülin kandaki şeker seviyesini kontrol ettiği için önemli bir rol oynar. İnsülin eksikliği varsa glikoz ne yağ hücrelerine ne de kaslara ulaşır. 7 numara, elektronik ekranlarınızdan parlak mavi ışığı kaldırın. İşte metabolizmanızı hızlandırmanızın bir başka basit yolu. Yatmadan önce kullanıyorsanız telefonunuzdan mavi ışığı kaldırın. Yine de uzmanlar yatmadan önce ekranlardan tamamen uzak durmanızın daha iyi olacağını söylüyorlar.
Peki. Kiş Üniversitesi Fizyolojik Antropoloji Bölümü bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışma, parlak ışığın beynimizi karıştırdığını ve bu yüzden beynin melatonin salgılamayı bıraktığını gösterdi. Metabolizmamız uyuma düzenimize ve uykumuzun miktar ve kalitesine sıkı sıkıya bağlıdır. Ekranların yaydığı ışığın tonunu ayarlayın ve uykunuzdaki iyileşmeyi görün. 6 numara, kalori saymayı bırakın. Beslenme uzmanları kalorilere odaklanmayı bırakıp tüm kaloriler eşdeğer olmadığı için daha ziyade yediğimiz yiyeceklerin kalitesine dikkat etmemizi öneriyor. Mesela yüksek kalorili bir hamburger zararlı olabilir ama yüksek kalorili, sert kabuklu kuru yemişler yararlıdır. Sebzeler, kuru yemişler ve çekirdekler doğaldır, az işlem görmüştür ve hepsi toz halindeki besinsel türevlerinden daha faydalı ve sağlıklı öğeler içerir. Bu ürünler yeni bir beslenme düzenine alışmamıza yardımcı olur. Vücudumuzu vitamin ve mineraller açısından zenginleştirir ve açlığı bastırır. 5 numara, odanıza soğuk hava girsin. Diyabet, sindirim sistemi ve böbrek hastalıkları Ulusal Enstitüsü ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün araştırması, odadaki soğuk ısı derecesinin kahverengi yağı etkilediğini belirtiyor. Bu, vücudu donmaktan koruyan bir yağ tabakası. Sonuç olarak oda beyaz yağı parçalayıp ısı yaratmak için kimyasal enerjiyi kullanıyor. Bu araştırmadaki denekler farklı sıcaklıktaki odalarda yattılar. Nötr, soğuk ve sıcak. Soğuk odada 4 hafta uyuduktan sonra erkekler karınlarındaki beyaz yağın büyük kısmından kurtuldular. O zaman hadi gece klimayı açın. 4 numara, gündüz uykusunu unutun. Bilim insanların gündüz uyuyup gece aktif olduklarında daha az yağ yaktıklarını kanıtladı. Colorado Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı 6 gün 14 sağlıklı insanla çalıştı. İlk 2 gün denekler gece boyunca uyudu ve gündüz şekerleme yapmadı. Daha sonra uyku düzenlerini baykuşlarınkine benzettiler. Çıkan sonuçta görüldü ki insanlar şekerleme yaptıklarında metabolizmaları kötüleşti çünkü biyolojik saatleri yeni düzenlerine tamamen uyum sağlayamadı. Eğer gece vardiyasında çalışıyorsanız doktorlar aldığınız kalorilerin miktarını 50-60 kadar azaltmanızı öneriyor. 3 numara, haftada bir diyetinizi bilerek bozun. Yemek kaçamakları amatör ve profesyonel sporcular arasında oldukça popüler bir uygulamadır. Bu, diyetinizi haftada bir bozduğunuz anlamına gelir. İstediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Hatta bu yemekler diyetinizde yasaklanmış olsa bile. Bunun arkasındaki sır, beyninizi kandırmakta yatar. Çabalarınız için ödüllendirildiğinizi bildiğinizde, anlık arzularınızı gidermek için kötü yiyecekleri reddetmek daha kolaydır. 2 numara, stresten kurtulun. Ohio Eyalet Üniversitesi'nin bir çalışmasına göre stres metabolizmamızı yavaşlatır. Dahası gerildiğimizde daha yağlı, tatlı ve tuzlu gıdalar yemeye meyilli oluruz. Bilim insanları stresli durumlarda yüksek kalorili ürünler tüketmenin metabolizmamızı etkileyip kilo almaya neden olacağını söylüyorlar. O yüzden gerildiğinizde ne pahasına olursa olsun aşırı yemekten kaçının. 1 numara, bol bol uyuyun. Uykumuzu almakla ilgili birkaç söz daha. 22-23'ten 06-07'ye 8 saatlik sağlıklı bir uyku harika bir metabolizmaya katkıda bulunur. Ayrıca karnınızdaki istenmeyen yağlardan kurtulmanıza da yardımcı olur. Kolombiya Üniversitesi'nden yardımcı doçent Mary Pierre Saint-Onge ve Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi'nden yardımcı doçent Ali Schechter tarafından yürütülen bir çalışmada 5 saatten az uyuyan deneklerin uykusunu alanlara göre kilo almaya ve obeziteye daha yatkın olduğu ortaya çıktı. Sağlıklı ve formda kalmak için siz hangi yolları izliyorsunuz? Tecrübelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Beğen düğmesini tıklamayı da ihmal etmeyin ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Her zaman takipte kalın ve olumlu bak dünyasında bize katılmak için abone olun.